Canan Hoca demiş ki ıspanağa güzel avrat otu karıştı demiş. Ve sorun demiş tarım ilacında. Siz de demişsiniz ki söylediği ilaç Türkiye'de kullanılmıyor. Evet. Ispanağın suçu ne demişler. Valla evet, yani burada aslında metil bromür dediğimiz bir tarım ilacının işte yanlışlıkla veya işte bilerek uygulandığı şeklinde bir işte ifade var. Metil bromür biliyoruz ki aslında 1997 yılından itibaren dünyada kullanılması yasak olan tarım ilaçlarından bir tanesi. Çünkü ozon tabakasının delinmesine neden oluyor bakın. Hı hı. Çok önemli bizde bir etki bu. Bizde de yasak bu. Değil mi hocam? Kesinlikle yasak. Nasıl kullanıyorlar peki? Yani kaçak belki getiriyorlar. El altından kullanıyor olabilirler. Sebzeye ne zararı var? Sebzeye herhangi bir zararı yok ama ozon tabakasına çok fazla zararı var. İkincisi de tabii yıkamadığınız zaman, bol miktarda uygulandığı zaman, uygulandıktan sonra tabii zebzelerin hasat edilmesi için belirli bir süre geçmesi lazım. O uygulanan tarım ilaçlarının etkinliğinin ortadan kalkması için. Bu süreye de dikkat etmediğiniz, bol miktarda tarım ilacı uyguladığınız zaman bir takım yan etkilerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Evet. Hocam peki şeyi soracağım, yumurtayı soracağım size. Canan Hoca yine biz çok programda konuk ettiğimiz için oradan biliyorum. Yani yumurta bol bol yiyin diyor. Özellikle hamileler diyor, hamilelik döneminde diyor. Çin'de galiba 20 tane 30 tane yumurta yedirilirmiş hamilelere. Yani yumurtanın hiçbir şeyi yok. Bu bakış açısı da doğru değil bakın. Yani şöyle önermeler yapılıyor gene. Yani sağlıklı olmak için deniyor ki günde 8-10 kalem pirzola, 10 tane yumurta, bir bakraç yoğurt yiyin diyor. O benim. Ama bu kesinlikle doğru olamaz. Bakın bir tane gezen organik yumurta sağlığa yararlıdır. Bunu tartışmam bile. Bir tane ama. Günde bir tane ama bunu 5 taneye 10 taneye çıkarttığınız zaman siz diğer besinlerden faydalanmamış oluyorsunuz. Yani yumurtayı yediğiniz için buradaki bitkisel yararlı doğru. besinleri kesinlikle yemiyor oluyorsunuz. Anlatabildim mi? O yüzden yani azı karar. Çoğu zarar. Yani öyle 10 tane yumurta, 10 kalem, pirzola, bir bakraç yoğurt. Kesinlikle bunlar hocam, doğru eti değil. Hocam eti haftada kaç tavsiye ediyorsunuz peki siz? Yani yumurta her gün bir tane yenilebilir. Bakın. Et peki? Haftada iki kere. Yani bunu ben söylemiyorum. Ben Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini aynen burada hocam, ifade size ediyorum. Katılıyorum. İsmail haftada abi, size kere. Katılıyorum. Ben haftada de öyle yedim kere. Yedim de bak oldum buraya 100 kilo. Evet. 110 kilo. Haftada, evet. Haftada evet. Gerçekten iki kere, o da en fazla 500 gram, yani her insanın işte avuç içi büyüklüğünde iki porsiyon kırmızı et. Ama balık da bir farklı. Haftada en az iki kere balık, yani bakın İsmail Bey gerçekten aslında Karadenizlilerin bu kadar zeki olmasında, bu kadar yaratıcı olmasında hem hamsinin çok önemli bir rolü var hem karalahana, bakın bunu bilmiyoruz aslında. Dünya bunu anlamaya başladı, karalahana ve bir de fındık. Bu fındığı biz üretiyoruz. Her sene 400 bin ton fındık üretiyoruz. Birinciyiz. Neredeyse dünyada sadece biz üretiyoruz. Fakat en az tüketen ülkede biziz. Kişi aynen. başına aynen. bir kilo bile fındık aynen tüketmiyoruz. Öyle. Aynen öyle evet. hocam. Karalahana. Onun için bak benim kafam çalışıyor. Evet, evet ama Bey. İşte eti yemişsin. Evet. Sen evet. balığı hocam, eti hocam dediği gibi yememişsin. Balığı tavada yemişsin. Bu hafta sana Demet lahana. Ya muhlam bu hafta misin ekmeği. Ayarla beni ara. Tamam. Sarma. Hocam şey hakkında, tuz hakkında ne söylüyorsunuz? Ya, kaya tuzu tuz, mesela. Tuz tuzdur bakın. Yani o genel bir durum. Tuz doğru. tuzdur. Yani bizim sofra tuzu olarak işte bildiğimiz tuzun %97'si sodyum klorürdür. Tuz, sodyum. İşte %3 kadar iyot var. İşte bunun dışında koruyucu maddeler var, topaklaşmayı önleyici maddeler var. Yani sodyum klorür, %97'si sodyum klorür. Şimdi kaya tuzuna baktığınız zaman da onun en az %90'ı da sodyum klorür. Deniyor ki işte efendim kaya tuzunda, sofra tuzunda olmayan 84 mineral ve iz element var. İşte kalsiyum var, magnezyum var, potasyum var, işte iyot var, işte flor ama var %5. Vesaire. Ama evet. işte düşünün yani. İşte o 84 tane mineral ve iz element olsa ve bunlardan yeterli miktarda alabilmek için günde kaç kilo tuz yemeniz gerekir? Bunu bir hesap edin. Zaten böyle bir şey olsa, yani kaya tuzu Türkiye'de de üretiliyor.
Yani o üretici firmalar bunun reklamını öylesine yaparlardı ki yani tuzun herkes hepsi... kapış kapış kaya tuzu tüketmeye başlardı. O yüzden tuz tuzdur. Azı yararlı, çoğu zararlıdır. Günde 5 gramdan daha fazla asla ve asla tuz tüketmemek lazım. Ve maalesef Türkiye, Japonya ile beraber dünyada en fazla tuz tüketen ilk iki ülke. Soya sosları falan var ya hocam. Kesinlikle, tuzdan, onlar da öyle. Tuz, bakma onlar bana, tuzdan öyle. Ben uzak duruyorum. Evet. Ben çok acı yiyorum. Hocam. Belli İsmail acı. Abi, vallahi çok acı. Korkunç acı yiyorum. Acının faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben burada tabii çok güzel aslında mükemmel böyle bir rengarenk tablo olmuş ama baharatları göremedim aslında. Evet. Onlar çok baharat önemli. Olarak hocam neler mesela? Yani bakın yeşil bir kere onları da renklerine göre tasnif etmek lazım. Hmm. Özellikle de yeşil renkli olanlar. Nane. Nane, kekik, biberiye, adaçayı, tarhun, oregano. Mercan köşk dediğimiz aslında. Bunlar yeni çıktı işte onları. İşte daha bunlar yeni o kadar önemli ki sağlık açısından o kadar yararlı ki. Bunun dışında işte sarı turuncu olan baharatlar var. Zencefil. Körü var, zencefil, zerdeçal, karanfil var, safran var. Gerçekten karanfil bunlar de. Da çok önemli. Çok ama çok önemli. Yani baharatlar en az bitkisel. Tabii onlar da aslında bitkisel ama evet. Bitkisel besinler kadar çok çok önemli bir kategori.